Bu karmaşa içinde biraz satır arasında kalan ama aslında önemli bir açıklama daha oldu Mustafa Cengiz'in söylediği. Dedi ki Fenerbahçe ile aslında bizim ayrı bir havuz oluşturmamız lazım. Yayın havuzu dedi Mustafa Başkan. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu havuzu Şenez Başkan çözdü sorunu. Yayın şeyi kuralım. Havuzu kuralım dedi. Ve büyükleri de bu havuza girmeye şöyle ikna etti. Tabii ben Galatasaray olarak, Fenerbahçe olarak kendi maçlarını kendim satsam çok daha fazla para kazanırım. Tabii. Ama ne zamana kadar kazanırım? Şampiyonlukta iddiamı sürdürdüğüm sürece. O iddiayı kaybettiğim andan itibaren Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın seyirci sayısı düşer. Hem de çok aşağılara düşer. Maçı alacak şey bulamaz. Kanal bulamaz. Yayın hakkını satın alacak. Çünkü bizim insanımız sadece puan üzerine maç seyrediyor. Ben bir maç seyredeyim, futbol maçı seyredeyim diye Yenilsen de seyretmiyorum. yensen de durumu pek yok yani. Tabii iddianı kaybettiğin anda yarıdan aşağıya düşer. Bunları anlattık Şenez Erzik onlara. Dedi ki siz gelin bu havuza girin. Bu havuzda bölüşmeyi eşit olarak yapmayacağız. Evet. Yayın hakları 18 bin liraysa ligde de 18 takım varsa hepsine birer biner lira vermeyeceğiz. Tabii. Herkesin geçmişteki Süper Lig şampiyonluklarına bu lafa dikkat edin. Süper Lig şampiyonluklarına prim vereceğiz, puan vereceğiz. Bu puanlara göre. Yani Fenerbahçe'nin davası 4 yıldız takmak değil. O şampiyonlukları kabul ederse hissesi artacak havuzda. Bunu okudun mu hiçbir gazetede? Hiçbir Fenerbahçe muhabiri bunu araştırıp yazmaya cesaret etti mi? Fenerbahçe bugün havuzdan kaç para alıyor? Ali Koç o işi başarırsa Nihat Özdemir sayesinde kaç para almaya devam edecek? Dava yıldız davası değil. Dava yaldız davası. Money, money, money. Ve ne yazık ki bunları 81 yaşındaki bir gazeteci söylüyor. Genç bir Fenerbahçe muhabiri değil. Çünkü benim bu dediklerimi haber diye yazmaya kalkarsa o Fenerbahçe muhabiri bir daha Samandıra tesislerinden içeri adımını atamaz. O hale gel. Çünkü ne gazetesi, bak tekrar söylüyorum, ne gazetesi ne de Türkiye Spor Yazarları Derneği adını taşıyan Palavra kuruluş onun haklarını savunamaz. Evine ekmek parasını götürebilmek için uyumak zorunda. Bu düzen böyle. Bu düzen böyle. Evet, şimdi yayın havuzu ile ilgili federasyonda Kulüpler Birliği bir kurul oluşturdu. Ha, şimdi Mustafa Görüşmeler Cengiz başlayacak. diyor ki Fenerbahçe'ye benim anladığım ya Ali Koç İşte 3 tane daha şampiyonluk alıp da pas hisseni bilmem yüzde bilmem kaç yükseltmekle uğraşma. Gel ikimiz bir anlaşma yapalım Bizim Fenerbahçe seyircimiz Galatasaray çok. olarak. Biz bir havuz alalım, biz ikimizin maçlarını ayrı ihaleye koyalım diyor. Olayın iç yüzü bu. Evet. Şimdi bir de tabii hani Galatasaray bu kadar konuşmuşken bu haftaki Göztepe maçında es geçmeyelim. Göztepe deplasmanında Falcao yok. Muhammed yok. Covid.
Babel Cezalı, Halil Dervişoğlu ya da Oğulcan oynayacak haberleri var. Göztepe Konya maçına ilişkin bir öngörü. Fatih Hoca dönüyor bu Bunların arada. hepsi varken ne oynadı Galatasaray? Ender, ben sana bir soru sorayım. Bu takımın oynamadığını kulübün başkanı çok acı bir şekilde ifade etti. Bu takım oynamıyor Galatasaray için. Belki bu saydığın isimler oynamaz da gencecik insanlar oynarsa belki fırsat bu fırsat diye daha da iyi bir sonuç alabilirler. Ki zaman zaman oldu. Evet. Peki. Yani ben bu saydığın adamların hiçbirinden bir şey beklemiyorum zaten. Peki. Önce abi Cenk çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Yani bu 2 yılda ikinci çapraz sakatlığı. 6-7 ay belki, bilemiyorum. Daha da uzun olabilir. Kim? Cenk Tosun. Evet. Tabii Euro 2020'yi de kaçırıyor bir yandan. Orada biraz zeminle ilgili de eleştiriler yoğunlaştı. Sonrasında da Türkiye Futbol Federasyonu artık bu zemini iyi olmayan takımlar kendi sahalarında oynayamayacak. Gelecek yıldan itibaren bu işe el koyuyoruz dedi. Bu konuya ne diyorsunuz? Günaydın. Günaydın. Allah Allah. Nasıl olmuştu gözü açılmış Nihat Özdemir Başkan'ın Türk futbolundaki rezaletleri görmeye başlamış da müdahale etmeye başlamış. Vallahi günaydın. Hangi birini söyleyeceğiz ki? Hangi birini söyleyeceğiz ki? Türkiye'de hakemlik müessesesi bitti, hakemlere inanç bitti, futbolcuya inanç bitti. Sahtekarların cirit oynadığı maçlarda sahiden sakatların düşen adama bile sen de mi diyor demeye başladı. Gerçekten Millet sakatlanana ambulans inanmıyoruz. gelince inanıyoruz adamın sahiden sakatlığında. O hale geldik. Vallahi öyle. O hale geldik. Bütün bunları senelerden beri seviden Nihat Başkan ha demiş seneye bundan sonra seneye kendi kalırsa seneye ve bu kararını da değiştirmezse uygulamaya karar verirse sahasını beğenmediği takım şeyde oynayacakmış. Deplasmanda oynayacakmış. Farklı bir saha gösterecekler. Evet, yani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın sahasını beğenmeyecek ve onları deplasmana gönderecek bir federasyonu düşünemiyorum Türkiye'de ben şimdi. Şu anda Gene olan ben de zamanla Erzurum zorlandım şu Spor anda olur, Rize şöyle. Spor olur. Evet.